Herkese merhabalar. Ben Salih Can Tekin. Hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda biraz LinkU'dan bahsedeceğiz. C Magic Tool'u ya da Magic özelliği diyelim. LinkU hayatımızı çok fazla yerde, çok fazla şekilde kolaylaştırıyor. Ama bu kolaylaştırmanın yanı sıra da getirdiği bazı dezavantajlar da var. Bu tool'u kullanıyor olmanın, bu aracı kullanıyor olmanın. Çünkü eğer bir aracı nasıl kullanmanız gerektiğini bilmiyorsanız bazen ...o araç sizin için bir zulme, tehlikeli bir senaryoya dönüşebiliyor. Özellikle Entity Framework'ün de LinkU'yu desteklemesiyle birlikte... ...ki yanlış hatırlamıyorsam 2016'dan sonra oldu bu. Entity Framework'da LinkU'daki Lambda Expression'ları desteklemeye başlamasıyla birlikte... ...sıkça kullanılan bir yöntem oldu. Entity de bugün en popüler ORM'lerden bir tanesi piyasada. Ee, biz de eğer bu ORM'i nasıl kullanmamız gerektiğini bilmiyor isek veya onu kullanırken kullanmış olduğumuz link veya lambda Expression'ları nasıl çalıştığını bilmiyor isek bazen başımıza dert açabiliyoruz. Hem gerçek projelerde, hem kendi projelerimizde, hem yani aynı çalıştığım şirketlerdeki projelerden bahsediyorum. Ee, orada bunları kullanmayı iyi bilen veya hiç kullanmayı bilmeyen arkadaşlara denk gelmiştim. Ee, bazen oturup optimize etmek gerekiyordu. Şimdi bugün biraz bu LinkU'nun detaylarına biraz girmek istiyorum. Normal şartlarda bu LinkU dediğimiz şey nasıl çalışıyor? Orada yazmış olduğumuz Lambda Expression'ın arkada nasıl çevriliyor? Biraz bunlardan bahsedeceğim. Ee, ve bunun da Entity Framework'deki LinkU'dan nasıl bir farkı var? Ama genelde her ikisini kullanırken nelere dikkat etmek gerekiyor? Biraz da bunların detaylarına gireceğim. Örnekler, gerçek hayattan örnekler yapıyor olacağız projemizi bir console application olarak geliştireceğiz. Çünkü çok bir çıktı beklemiyoruz aslında. Ee, sadece birkaç tane küçük data. Bunun adına tb custom tek body custom linku ismini vereceğim projenin adına. Çok basit de bir tane user model üzerinden yapacağız örneklerimizi. Bir tane user model yaratacağız. içerisinde belli propertilerimiz olacak. Daha sonra bu propertilere göre işlemlerimizi yapacağız. şuraya gelip hemen modelimizi oluşturalım. User model diyelim ismine de direkt böyle olsun. Bunun public olduğunu söyleyelim. Şöyle ID'miz olsun içerisinde. Gerçek bir kayıtmış gibi veri tabanından da gelen bir kayıt olduğunu düşünebiliriz bunun. string bir first name'imiz olsun. bir last name verelim. 2S oldu. Bir create date'imiz olsun. Date time. Gerçek örneğine yine yakın bir şey olsun. Create date ve en son bir e-mail adresi verelim. Böyle bir tane modelimiz var. Bunu hem entity model hem de işte DT olarak düşünebiliriz. Çok fark etmez. Burada onun detaylarına girmeyelim. Bu modelimizi şimdi mesela bir liste şeklinde kullanalım. Diyelim ki şurada bir users var. User listesi var user model şu şekilde kullanabiliyoruz bunu ve içerisine örnek veriyorum bir tane şey eklemiş olalım user eklemiş olalım işte id'sinin bir olduğu first name'in salih olduğu last name'in can tekin olduğu diğerlerinin boş kaldı herhangi bir şey olabilir hiç fark etmez bu list klası C# -sharp içerisindeki IEnumerable kütüphanesi interface'sinden türediği için şöyle içerisine F12 ile gidersek bakın bir ICollection'dan türemiş. Yani bir collection interface'in özellikleri var. IEnumerable'dan türemiş. Jenerik olandan ve eee jenerik olmayandan. IList'in jenerik olanından türemiş vesaire. Bizim de sistem içerisinde IEnumerable'ın içerisindeki eee Met şeylere, değerlere link ile ulaşabilmemizi sağlayan bir kütüphane var. Bir extension var. Using bloğuna ekleyelim onu da. Şöyle şunu da yukarı taşıyayım. Using bloğuna nokta queue ekler isek elimizde bulunan herhangi bir IEnumerable interface'inden türemiş class'ın otomatik olarak bazı metodları geliyor. Bakın burada all, any, append, as enumerable, onun dışında bir sürü parametreleri, bir sürü metodları var. Bunların listesi de aslında şurada var. Queryable'ların da var, IEnumerable'ların da var. Biz Queryable'lara bakacağız. Birazdan onların da testini yapacağız. Bunun da linkini videonun altına bırakırım. E, i̇sterseniz incelersiniz daha sonra. Burada bir sürü metod var. Örnek veriyorum. Bakın hemen Google'ın, e, pardon, GitHub'ın Copilot'u benim için şöyle bir metod yazdı. Mesela ver şartı içerisine bir expression verdim bir lambda expression'i verdim çünkü bunların içerisine şöyle gidip bakacak olursak mesela f12 ile ver içerisine gidelim e, i enumerable'ın enumer bir extension metodu olduğunu görüyoruz bunun dışında da predicate var şurada yine t source'u verdiğimiz zaman geriye boolean dönen bir fonksiyonu içerisine parametre olarak verebiliyormuşuz bizim verdiğimiz fonksiyon da şurada içeride bir bullying değer dönüyor. First name'in salih olup olmadığı bilgisini kontrol ediyor işte. Mesela first name'i salih olanların sadece first name'lerini getir demiş. Biz şuna mesela şöyle var salih user desek ve bunu çalıştırsak bu talihi user'ın içerisinde şu kullanıcı yani şuradaki kayıt gelmiş olacak onu biliyoruz. Çünkü first name'i buna uyuyor ve bu string bir değişken o string bir enumerable olacak. Normal şartlarda buradaki enumerable'ımız bizim user modeldi. Biz burada select ile sadece first name'i çektiğimiz için bu bir string liste dönmüş oldu. Şurada da görebileceğiniz gibi benim değerimin değişkenimin değeri de tipi de I enumerable string tipinde oldu. Şimdi bu şekilde kullanabiliyoruz. Bu dediğim gibi ver var, to, sit, to list var, işte select var, herhangi bir şey var. Ama biz bugün bunlardan önce şunların kullanımını simüle edebilmek için kendimize bir extension model yazıyor olacağız. Mesela işte id ile ilgili bir extension yazalım. Bu arada şurada bir dedim ya fonksiyon var. Yani şunun içerisine vermiş olduğumuz bir tipin ki burada user model tipi. Ben burada verdiği fonksiyon içerisinde user modeli kullanabildim. Çünkü bu first name Properties'i buradaki user modele ait. Burada bana verdiği predicate'in içerisinde de zaten bakın function'da da user model ist veriyor bana parametre olarak. Bunu kullan diyor ve geriye boolean dönen bir fonksiyon yaz diyor bana. E, bu içerisine vermiş olduğumuz predicate arka tarafta memory memory'deki objeler üstünde yani buradaki nesneler üstünde, nesneler üstünde kullanıyorsak Anlık olarak ufak bir sorguya çevriliyor. Eğer biz bunu veri tabanı üzerinde kullanıyorsak bunlar veri tabanı sorgularına çevriliyor. Bunların da nasıl çevrildiği ile ilgili detaylı analizler var. Lambda expression to e, SQL falan derseniz mutlaka bir yerlerde karşınıza çıkar. O yüzden ben şimdi burada yazdığım metodlarda buradaki çevrimleri kullanmayacağım da... Kendime yazdığım extension metodları direkt amaca hizmet ediyor olacak. Yani veri böyle dinamik yazıp içerisine istediğimiz parametreyi göndermeyeceğiz de. where first name Salih diyeceğiz mesela. Öyle bir extension metodu yazacağız. O bize direkt Salih o isim Salih olanları geriye dönecek. Bir de bu verin üzerine gelirseniz eğer geriye gene ay enumerable döndüğünü buradan görebiliyoruz. Şimdi ben buraya bir tane extension için bir class ekliyorum. Link you extensions diyelim ismine mesela. Şimdi bu bir extension metodu olacaksa. ilk class içinde bulunduğu class'ın da statik olması lazım. Mesela ilk extension class'ımızı şeyle ilgili yapalım. Ne bileyim içindeki id'leri getirsin bize. E, static class dedik. IEnumerable döneceğiz geriye dedik. E, ne yaptı? Ver yaptı bizim için. Yok biz bunu istemiyoruz. IEnumerable. T değil ben direkt... User model döneceğim geriye. Buna özel, buna spesifik yazıyorum. Dediğim gibi buraları detaylandırmayacağım şimdi. Ee, tb ile başlayalım. Tb ver e, id şöyle yazalım. Ver even id this IEnumerable yine IEnumerable'lara ait bir extension olsun istiyorum. User model olan IEnumerable'lara listelere ve users diyelim. Şimdi biz aslında 1. ver metodu çağırdığımız zaman, linkü içerisindeki ver metodunu çağırdığımız zaman bu içindeki şarta göre gidiyor bir şey oluşturuyor. Ve bana bu göndermiş olduğum listeyi filtreleyerek getiriyor bana. Sadece bunlara sahip olanlar diyor. SQL'deki gibi. Ben de, şimdi burada biliyorum, ID'si çift sayı olanları listeleyecekmişim. Ve geriye aynı numara bul döneceğim. Ben şimdi mesela bir tane result list yaratayım şurada. Diyeyim ki, user modelin bir liste olsun bu. Ve bu list zaten bir aynı olduğu için direkt kendisini geriye dönebilirim. Ve şartımı uygulayayım. Şurada bana gönderilen şeyin kendisine, listenin kendisine şartımı uygulayayım. Şartım burada. Şöyle onun içinde bir for each yazayım. User diyelim. User'sın içerisinde dönelim ve diyelim ki if bu gelen user'ın id'sinin ikiye bölümünden kalan sıfır ise yani bu bir çift sayı ise result klasına modeline ya da ekleyelim bunu ve en sonunda da burada bunu geriye dönmüş oldum item değil user ben şimdi bunları bu metodu kullanabilmek için mesela şurada gelip desem ki var even id users desem mesela user nokta ver even id bakın bunu da gördü extension olarak ve bunu direkt çağıralım. Şimdi şunu şöyle açıklama satırı yapıyorum. Uygulama kapanmasın diye de console readline'ımızı yazalım buraya. Bu bir konsol uygulamasıydı bildiğiniz gibi. Şimdi burada bir tane var. Bir tane daha ekleyelim mesela. 2 3 4 Şöyle 4 tane kayıt var. Fark etmez bunların şeyleri. İsimleri, soy isimleri. Şöyle 2 pardon 3 Şöyle 4 yapalım. Diğerinden ayrılmış olduğunu görelim. Biz sadece ID ile ilgileniyoruz. Ve ben şunu çağırdığım zaman bakın elimde benim bir tane IEnumerable listem olmuş oluyor. Ve bunun mesela toplam kayıt sayısını ekrana bastıralım. Diyelim ki even ID users count şöyle gelsin bunu count'unu yazdırsın. Şöyle uygulamayı bir çalıştırırsam hızlı bir şekilde 2 geldiğini göreceğiz. Niye? 2 tane kayıt var burada toplamda. ID'sinin çift sayı olduğu Salih 2 ve Salih 4 burada bunu gördüm. Yani aslında biz buradaki veri kullandığımız zaman şuradaki veri de kullandığımız zaman arkada çalışan şöyle bir yapı var. Buradaki bütün liste içerisinde bir for each ile dönülüyor. Burada gönderilmiş olan normalde Tabii ki Linkyu'da parametreyi ya da predicate'i şartımızı burada gönderiyoruz. Ama dediğim gibi ben bunun zaten direkt şartlı bir nesne, şartlı bir metod olduğunu söylüyorum. Şurada gönderilen şartı uyguluyorum buna. Buna uyan kayıtları alıp geriye dönüyorum. Şimdi bu ver kısmıydı. Bir de bildiğimiz gibi to list metodu var. Mesela şurada şunu to list'e de çevirebilirdik. To list deyip mesela şu şekilde kullanabilirdik. To de aslında adı üstünde listeye çeviriyor. List objesine çeviriyor. Bizim burada elimizde olan nesne IEnumerable iken. Mesela bunları to liste çeviren bir metod yazalım şurada. Geliyorum yine aynı şekilde. Public, static. Bu sefer list geriye döneceğim. User model list diyelim. İsmi de tb to olsun. Şöyle. Şurayı alıyorum. Şöyle hatta komple. Bu arada şeyi deneyebiliriz burada. Evet, to list desem kitap yani az önce şey vermişti, kapattık. O yüzden daha vermiyor olabilir uyarıyı, suggestion'ı. Şöyle şuradan bu parantezi açsam şurada da aslında yapacağım şey tamamen aynısı. Tamamen aynısı. Çünkü zaten bir list geriye dönmüştüm buradan da mesela şuradan şunu yaparken şartı uyguladım. Burada sadece şartı uygulamayacağım. Çünkü herhangi bir şart yok. Direkt gelen tamamını şarta listeye atıyor olacağız. O yüzden şu şartı kaldırıyorum. Gelen users içerisinde dön bunları buraya çevir. Yani şey diyebilirsiniz. Yani burada to list diye metodu var. Onu kullansana diyebilirsiniz ama zaten biz buradaki to list'i simüle ediyoruz şu an. Bu bizim kendi to list'imiz. Şimdi buraya gelip mesela şunu şuradan aldıktan sonra veya direkt şuradan tb to list metodunu çağırırsam bu sefer elime geçen nesnenin kendisinin tipi de list olacaktır. Ve sonuç hiç değişmeyecektir. Görelim yine 2 görüyor olmamız lazım. 2'yi gördük. Yani bu sefer ne oldu? Ben to list yazdığımda aynı liste içerisinde bir kere daha döndüm. Bu liste içerisinde 4 tane metod, 4 tane kayıt vardı. 4 kere döndü. Ama zaten ben bir de kayıtları filtrelerken şurada filtreyi kullanmıştım. 2'ye düşürdüm kayıt sayısını. Ondan sonra burada 4 pardon. Burada kayıt sayısını 2'ye düşürdüm. Ondan sonra listeye düşürdüm. O yüzden burada 4 kere dönmedi. Bunu ispatlamak için de şöyle yapalım. Buraya breakpoint koyuyorum. Bir de şuraya breakpoint koyacağım. Şuradaki gelen kayıt sayısına bakacağız ve şuradaki gelen kayıt sayısına bakacağız. Çalıştırıyorum. Geldi. Önce şuna girecek tabii ki. Geldi buraya. Bakın bunun içerisinde 4 tane kayıt var. Ama ben listeyi 2'ye düşürüyorum burada. Şöyle bakın liste içerisinde bu sefer 2 tane var. Şimdi tv to liste girecek. Bana gelen kayıt sayısına bakalım. 2. Gördüğünüz gibi iki bu sefer döngü içerisinde sadece iki kere döndü ve iki tane nesneyi liste çevirdi geriye döndü. Bunun içerisinde de iki tane liste var. ID'leri 2 ve 4 şeklinde. Yani burada ne oldu bu sefer? Ben mesela tb to listi bunun öncesine yazmış olsaydım ve ondan sonra bunu çağırmış olsaydım tb to list 4 kere çalışmış olacaktı boşu boşuna. Onu da görelim. Sonuç değişmeyecek tabi ama performans sonucu değişmiş olacak. Önce tb to list'i çeviriyorum. Sonra bunu çağırıyorum. Bakalım neler çıkacak şimdi karşımıza. Çalıştırıyorum. tb to list'e gelecek. Elimde 4 tane var. 4 kere dönüyorum. Şuraya geldim. Listeyi oluşturdu. 4 tane. Boşu boşuna bir liste oluşturdum. Şimdi vereye girecek mesela. Buraya geliyorum. Burada da 4 tane var. Burada da yine 4 kere döndü döngü. İçinde içindeki sorguları çalıştırdı ve geriye 2 tane kayıt döndü. Sonuç bizim için çıktı. Sonucu bizim için değişmedi. İki hala sonucumuz. Ama ne değişti? Biz to liste öncesinde kullandığımız için, filtreleme yapmadan önce kullandığımız için bütün liste içerisinde dönmüş işimizi bitirmiş olduk. Bunun dışında başka extension metodlarımız da var. Mesela first or default diye bir metod var. Liste içerisinde eğer bir şart verdiyseniz ilk kaydı size geriye dönüyor. Onu da yapalım. Public static enumerable bu sefer first or default deyince enumerable dönmeyeceğiz geriye. User modelin kendisini döneceğiz. Mesela tb first or default. Bu hiç parametresiz olsun. Hiç şartsız olsun pardon. this enumerable alacağız yine. User model users. Bu first or default dediğim gibi liste içerisinde bulduğu ilk kaydı geriye dönüyor. Eğer hiç kayıt bulamadıysa da geriye null dönüyor. Mesela bir liste içerisinde size gönderilmiş olan şu liste içerisinde eleman olup olmadığını nasıl anlayabilirsiniz? Bir kere bunun count'una bakabilirsiniz. Count'u birden büyük ise bunun içerisinde eleman vardır deyip mesela şöyle pardon birden değil sıfırdan büyük ise eleman vardır deyip users'ın normal şartlarda işte birinci elemanını al bunu geriye gönder diyebiliriz şöyle ki burada bu şekilde çalışmayacaktır. IEnumerable'ın indeksi yok böyle bu şekilde kullanabileceğiniz. Bakın gördüğünüz gibi şöyle. Ee, sadece extension metodlarımız var. Şurada enumerator'ı getirip next'i çağırıp ondan sonra gitmemiz lazım. Ama biz daha güzel bir şey yapacağız. Mesela bir tane for each kursam ben burada. Ee, user desem. Ve desem ki users içerisinde dön. Users içerisinde dönebilmesi için, for için çalışma mantığı gereği buraya verdiğimiz herhangi bir iEnumerable'ı zaten kendisi arka tarafta enumerator'ını ça enumerator çağırıyor ve next metodunu çağırıyor. Next metodu çağırınca şurası çalışıyor. Next metodu çalışınsa eğer içinde bir nesne var demektir. Ben de diyorum ki içinde bir nesne varsa direkt bunu geriye dön. Eğer bu döngüye hiç girmiyorsa da return null geriye dön. Çünkü geriye null döneceğiz. First or default demiştik. First deseydik sadece hata fırlatıyor olmamız lazımdı şurada. Onu fırlatmıyoruz burada. Return'de null dönüyoruz geriye. First or default. Herhangi bir first or default. Bunu da denemek için hemen gidelim şuraya. Var first user diyelim mesela. Users tb first or default diyorum. Bunu yazdırayım mesela. First user name diyelim ne göreceğiz? Salih görüyor olacağız burada tabii ki. First user'ın first name'ini bastıralım. Breakpoint'i kaldırıp tekrar çalıştırıyorum. Uygulamamızda şöyle bakın. First kullanıcı Salih geldi. First or default da bizim için ne yapıyor demek ki? Böyle bir şey yapıyor. Ben şimdi mesela bu first or default'la buradaki verlerden bir tanesini çarpıştırabilir miyim? Mesela şöyle desem. Yani bu even id users gelsin ama first or default ile birlikte gelsin. Yani bunun içerisinden first or default'u da bulabileyim demek istersen de dersem de bu sefer buraya gelip tb first or default'u çağırmak yeterli olacaktır. Buradaki sadece fark bu geriye user model dönüyor. Yani tek bir kayıt dönüyor. Bunlar liste dönüyordu. Dolayısıyla burada bunun count'unu alamıyoruz o zaman. First or default dersem de şöyle, şurada şunu kapatayım mesela. Even ID is first user diyelim şurada. Bu sefer bunun first name'ini bastıralım. Bu sefer Salih 2 yazdırması lazım. Çift ID ile olan kayıtın ilki bu. Çalıştırıyorum. Salih 2'yi gördüm. Çok güzel. Demek ki bunları peş peşe bu şekilde kullanabiliyormuşum. Tabii ki first or default tek döndükten sonra bunu to list'e çeviremeyiz. Mesela o yüzden to list burada en sonda yer alamaz mesela şu şekilde. Çünkü toList bir extension metodu ama IEnumerable enumerable içinde. Bu bizim için sadece user model dönüyordu. Tamam buraya kadar da güzel. Başka bir metod yazabilir miyiz? First or default'u mesela şartlı yazabiliriz. Geliyorum tekrar şuraya. Mesela first or default'u böyle kuru kuruya almayalım da bir şarta uyan ilk kaydı bulalım. Mesela kopyalayayım şunu. First or default ama first name length Greater 5, ilk ya da Greater 4 diyelim. İsmi, first name'i, ismi 4 harften uzun olanların ilkini getiriyor olsun. Burada da yine aynı şekilde aslında user'ın first name'inin length'i kontrol edilecek ve bunun 4'ten büyük olması durumunda bu user geriye dönülecek. Eğer hiç dönemediyse, bulamadıysak geriye yine null döneceğiz. Yani burada benim anlatmaya çalıştığım şey aslında burada içeride ne olduğunu biraz daha size gösterebiliyor olmak çünkü bu yazdığımız I enumerable extension metodları o şeyler içerisinde modeller içerisinde dönüyor şimdi mesela first or default'un diğerlerinden daha az döndüğünü biliyoruz mesela list'ten kesinlikle az dönüyor niye tulist bütün liste içerisinde dönüyor hepsinin içerisinde istisnası dönüyor bir tane listeye aktarıyor ve onu geriye dönüyor mesela ama first or default da bunu bulduğumuz ilk an şu döngüden çıkıyoruz bitiyor gidiyor. Bütün buradaki user'ların içerisinde belki bin tane kayıt var. Bin tane kaydın içerisinde tamamen dönmüyor. Belki ilk bulduğu kayıt dörtten yüksek uzunluğu ilk bulduğu kaydın ki zaten öyle bizde de. O yüzden daha birinci döngüde çıkmış oluyor buradan. Bin kere dönmüş olmuyor. Ama to özellikle to metodu burada tehlikeli. Ver'e gidip bakalım. Ver'de de Herhangi bir şartı uyguluyor ama şartı uyguladıktan sonra herhangi bir döngüyü kırma işlemi yok burada. Dolayısıyla buradaki ver de, ver clause'unda yazdığımız işlemlerde de yine bütün kayıtlar içerisinde dönmek demek bu. Bu sefer karşımıza şöyle bir şey çıkıyor. Biz normalde ver'e mutlaka bir parametre gönderiyoruz. Ama diyelim ki LINQ kullanacağız. Şurada mesela users'ın LINQ'sunu kullanalım. Users ver i. E id'si 5'ten büyük olan dedim mesela ya da şuradakiler gibi yapalım even id diyelim yani şöyle id'si çift sayı olanları getirdim şurada ver ile birlikte sonra gidip bir ver daha yazarsam ben buraya mesela burada neydi ver even id şunu da kullanalım first or Gerçi first or default demeyelim. Şuraya bir ver daha yazalım. Ver bu da even id değil de işte gmail users diyelim buna da mesela. E-mail bilgilerini kontrol edelim. Şurada da diyelim ki e-mail adresi ends with işte gmail ile bitiyor ise mesela gmail.com ile bitiyorsa bunu eklesin. Bize bunu geriye dönsün. Şurada da Ee, be, 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 be. tamam burada kullanmayalım. Sadece şuna bir tane e-mail adres ekleyelim. salihcantekin at gmail.com Bir de bunun için mesela bir şartımız var. Ben buraya gelip bunu da eklemek istesem. Linkiyle yazıyorum şu an. Aynı sorguyu mesela. email mail adres ends with gmail.com Şimdi şunla. Şöyle diyelim ki var LinkQ user. Aynısını benim şuradaki metodlarımla yazacağım. Var TB LinkQ user diyelim. Users Hatta şunu da to e çevirelim. Elimizde bir liste olsun. Şunu da şöyle alt satıra alayım biraz daha kolay okunabilsin. Şöyle şurayı da atalım. Yani şu to list'i de atalım. Şurası link user. Burası da benim kendi tb user'ım olacak. tb ver Even id. Evet bunu getirsin. Bunun dışında bir de verim daha vardı. Gmail users. Bunu da getirsin. tb to list. Bunu da getirsin. Şöyle şunları da aşağıya alıyorum. Elimde iki tane user listesi var. Şimdi bunları debug edelim mesela. Çalıştırıyorum. Geldi buraya e-mail, e-mail'in null olan kayıtlar vardı. Null olmasın diye şurada set edelim. E-mail adres eşittir boş olsun mesela. Bakın link user'a geliyorum hiçbir kayıt yok. Gmail e ile biten ve id'si ikiye bölünebilen tam olarak bölünebilen bir kayıt yok çünkü bu vardı. Buraya geldim bunda da hiç kayıt yok aynı şekilde çalışmışlar. Şimdi mesela şunun 8 yapalım ID'sini. Tekrar çalıştıralım. Geldim buraya. Link user'a baktım. Bir tane kayıt bulmalı içinde. Niye bakamadım? Hmm. Şu an Visual Studio bekletiyor. Şöyle geldim tekrar. Ee, hiç kayıt bulamadı. Niye? E-mail adresi Gmail'di. Yani Gmail.com yapamamışız. Gmail.co yapabilmişiz. Tekrar çalıştırıyorum. Hızlıca link user 1, tb link user 1. Ama burada bir fark var. İkisi içinde bir dezavantaj var. Niye? Dediğim gibi iki tane ver var burada. Yani bir kere gitti, bütün döngü içerisinde, bütün buradaki userlar arasında, bütün hepsi için döndü bir şartı aradı. Şurada. Bu şarta baktı. Sonra buradaki işi bitti. Yani 10.000 tane ise bunun içerisinde. 10.000 kere döndü. Kalanları listeye atadı. Sonra diyelim ki 5000 tane vardı. 5000 tane için bir daha çalıştı. Bu 5000 tane içerisinden Gmail kullanıcılarını bulmaya çalıştı. 10000 kere burada dönmüştü. 5000 kere burada döndü. Bunun sonunda bir ver daha olduğunu düşünün. Diyelim ki buradan hiç filtreleme yapamadınız. Yine 5000 tane var ve bunun altına bir ver daha yazdınız. Şurada şuraya yazabileceğimiz gibi mesela ver işte ne bileyim ID'si 5'ten büyük olan kayıtlar için mesela bir daha. Diyelim ki şunu da yanlış yazmışsınız. Şöyle bir e-mail adresi yok. Bunun içerisinde 10.000 tane kayıt olduğunu düşünün. 10.000 kere burada döndü. Sonra bunları filtreledi diyelim. 5.000 tane oldu. Sonra geldi buraya 5.000 kere döndü. Döngü. Hiçbir kayıt bulamamıştı. Filtreleyemedi dolayısıyla. Buradaki vere 5.000 kayıt daha geliyor. Bir 5.000 de burada döndü. Ondan sonra buradaki 5.000'in diyelim ki işte 3.000 tanesini filtreledi. Sonra to liste geldi. 3000 kere daha döndü. Halbuki benim user modelimin içerisinde ne var? Şöyle bir şey var. User modelimin içerisinde 10.000 tane kayıt var. Ben 10.000 kere dönerken bütün bu şartları aslında kontrol edebilmiş olsaydım. Bir, bir seferde 10.000 kere dönüyorken şartların tamamını kontrol edebiliyor olsaydım. Bir kere dönüp bütün şartları kontrol edip ondan sonra gerekirse bütün filtrelenmiş alanları 3.000 tane kayıda düşürüp daha sonra 3.000 tane listeye döndürüp geriye dönebilirdim ama Linkio bu şekilde çalışmıyor. Gerçi bunun da arkasında e, akıllı mekanizmalar var. Biz birden fazla veri yazdığımız zaman alıp onları zaten tek bir predicate gibi çevirip onları sadece bir kere dönerek çevirebiliyor bizim için. Yani aslında ben size şimdi 5.000 kere burada, 5.000 kere burada, 5.000 kere burada dönüyor diyorum aslında ama yani öyle olmuyor bildiğim kadarıyla Linkio'daki en son geliştirmeler. Sağ olsun. Ama bizim burada yapmış olduğumuz testlerde mesela şöyle bir şey kullanmıştık. Bu şekilde oldu. Burada en önemli nokta to list'in kullanımı. Özellikle LINQ tarafında, birazdan LINQ tar e, SQL tarafında da Entity Framework tarafında da göstereceğim. Bu to list'in kullanımı biraz enteresan. Çünkü to list ne olursa olsun hiçbir şartın gözünün yaşına bakmadan bütün listeyi alıyor, dönüyor size o en enumeration içerisinde size şuradan gelen enumeration içerisinde kaç tane kayıt varsa onları geriye dönüyor. Şimdi bir tane DB context oluşturalım burada. Bir aynı kaydı bir de şey üstünde çalıştıralım aynı şartları Entity Framework üzerinde çalıştıralım. E, context diyelim ismine, TB yine olsun tek body DB context olsun ismi. Şöyle çok hızlıca hemen yapıştırıyorum şuraya kodlarımızı. Onun dışında bir de yüklememiz gereken kütüphaneler var. Onları da şuraya gelip şöyle item grup içerisine alalım. Package referanslarımızı kaydettim. Entity Framework, Core SQL Server ve Logging için konsolu kullanacağız burada. Bunları yükledim sisteme NuGet olarak. Şunları da Using bloğuna ekliyorum. iLogger Factory'yi de buraya ekleyelim. Dışarıdan bize bir Logger Factory gönderilecek. Biz de bu data source'u kullanarak veri tabanına gideceğiz. Ve oluşan SQL'leri de ekrana basmak için buradaki logger faktörden faydalanacağız. Veri tabanında bir tane tablom var. TB users. Ben video öncesinde bunun içerisine kayıtlarımı aktardım. Şöyle create table'ı şu şekilde çalıştırdım. İçerisinde bin tane kayıt var mesela bu tablonun. İstediğimiz gibi çalıştırabileceğiz. Şöyle tekrar çalıştırınca göreceğiz. Şuradaki kayıt sayısı da bin. Program CS'ye geliyorum. Burada örneklerimizi yaptığımız yere. Şimdi buradaki ver işte to list vesaire vesaire örneklerine link U'daki karşılığı nedir nasıl çalışır. Onları biraz test edelim. Şöyle bunların tamamını açıklama satırı şöyle yapayım. Burası kalsın. Gerçi bu da kalmasın. Çünkü bu da şeyden gelecek artık. Ve şöyle yukarıya gidelim. Bir tane konteksti yaratalım. DB konteks diyelim ismine. Ve new db context Şöyle yaratalım konteksimizi. Using plona ekledim. Şöyle benden bir tane Logger Factory istiyor. Bu bir konsol uygulaması. Bir host edilmiş bir uygulama olmadığı için custom yaratalım burada. Var Logger Factory diyelim ismine ve Logger Factory nokta create diyeceğiz. Using plona ekliyorum. Create Builder ee, tabi bu şey New York şurada şurada bir builder vereceğiz şurada da build edeceğiz builder'a diyeceğiz ki kardeşim add to add to yok pardon add console bunu konsola ekle hatta şöyle yapalım diğer gereksiz logları da filtreleyebilmek için e, validation ve infrastructure tarafından yaratılanların minimum log seviyesini error'a çektim. Dolayısıyla konsola sadece benim entity framework içerisinde bastığım diğer loglar gitsin. Şimdi burada mesela şu az önce şurada yapmış olduğumuz örnekleri burada artık DB context içerisindeki users üzerinden yapabiliriz. Mesela var Gmail users diyelim. Diyelim ki DB context'e git, users'ını bul bunun. Ve ben bir tane şart eklemek istiyorum. Ver e nokta email adres ends with gmail Bunu bana getir. Şurada hatta playlist. Böyle bunu da aşağıya koyalım. Birazdan kullanıyor olacağız. Mesela bunu bu şekilde çalıştırdığımda nasıl bir SQL sorgusu oluşmasını bekliyoruz? Tabloya gidecek. Bir tane şart var. Bu şekilde. Kaç tane kayıt geliyor diyelim buradan? 351 tane geliyordu yanlış hatırlamıyorsam. 351 tane kayıt arasında dönerek 351 tane gelen filtrelenmiş kayıtlar arasında filtreledikten sonra 351 tane vardı. Toolist çalıştığı zaman 351 tane kayıt içerisinde dön, onları şuraya aktar. Şuraya da yazalım mesela Gmail users count diyelim. Şuraya da Gmail users.count'u basalım read line'ımız var. Uygulamayı çalıştırıyorum. Şimdi oluşan SQL'i de görecektik. Ee, göremedik. 351 tane kaydımız var. Bu arada şu SQL'i gerçekten görebiliyor olmamız lazımdı. Bir bakayım ona ben hemen. Ee, şu logger Factory'yi buraya parametre olarak set etmemişiz. O yüzden göremedik. Şurada da şöyle birkaç alt satıra inelim. Öyle basalım. Tekrar çalıştırıyorum. Gelen SQL'i görelim önce. Evet gitmiş benim için TB Users tablosuna sadece e-mail için şart eklemiş. Ve buradan 351 tane kayıt geldiği için bu to list çalıştığı zaman 351 kere dönülmüş bu liste içerisinde. Burası önemli. Ama ben bunu to listi yukarıya alsaydım. Özellikle Entity Framework kullanıyor iken. Mesela to list'i yukarıya aldığımı düşünelim. Bu sefer ne olacak? To list'e gönderilen parametre sayısı buradaki table users count'u kadar. Hiçbir filtreleme yapılmadığı için bin kere dönecek burada. Daha sonra bu bin kere döndükten sonra memoriye gelecek bu. Veri tabanından artık bizim uygulamamız içerisine gelmiş olan bin tane kayıt arasında bu sefer bunu çalıştırıyor olacak. Dolayısıyla ben bu şekilde çalıştırırsam şu to list'i çalıştırınca ben SQL işlemi generate edilmiş olacak. Şuradaki yani bu to önceki bütün şartları içerisine alarak herhangi bir şart olmadığı için bir şartı almayacak. Dolayısıyla bütün tablo yüklenecek. Ve bu yüklenen tablo memoriye geldikten sonra bunlar içerisinde bir filtreleme yapılacak. Ondan sonra eğer bundan sonra bir to daha varsa mesela bu to list içerisinde artık kendinden önceki filtreleme yapılan kayıt sayısı kadar ki 351 gelecek buradan listeye çevirecek. Şimdi bu şekilde kullandığımızda oluşan SQL'in içerisinde şu logo göremeyeceğiz. Çünkü gidip bütün tabloyu çekiyor olacak. Çalıştırıyorum uygulamayı. Kayıt sayısı değişmedi 351 çünkü memoriye geldikten sonra filtreledim onu. Şöyle biraz kısayım ekranı. Şurada göreceğiniz gibi memoriye geldikten sonra filtreledim. Bakın hiç burada e-mail ile ilgili bir filtreleme yok. Bu çok tehlikeli bir kullanım. Çünkü dediğim gibi yani burada bütün tabloyu almış olduk. Entity Framework kullanıyorken ToList'in kullanımı burada bu şekilde önemli. Bu ToList'in neden bu şekilde çalıştığını da aslında şurada anlatmaya çalıştım. ToList kendinden önce filtrelenmiş kayıtlar varsa onlar içerisinde çalışıyor. ToList'in içerisine gönderdiğimiz IEnumerable içerisinde nerede şurada. Aynı içerisinde kaç tane kayıt varsa o kadar kez çalışıyor. Biz buraya bütün tabloyu gönderirsek bütün tablo kez çalışıyor. Şurada tekrar geliyorum program CS'ye. Dediğim gibi bu şuradaki filtrelemeyi görmedim SQL'imin içerisinde çünkü tuliste öncesinde çalıştırdım. O yüzden tolist'ten önce mutlaka bu şekilde kullanmak lazım. Şimdi geliyorum buraya. Bir şart daha yazıyorum mesela i nokta id eşit eşit hatta bunun da modunu alalım. id'si çift sayı olanları bulalım. Hem gmail olsun hem id'si çift sayı olanlar olsun. Bunun sonucu gelsin bana dedim. Normal şartlarda iki tane ver var. Ne dedik? Şimdi gidecek user tablosuna bir tane veri çalıştıracak burada. Bin tane kayıt var burada. Bu veri çalıştırdıktan sonra 351'e düşecek. Daha sonra bu 351 tane kayıt arasından şunu çalıştıracak. Yani şurada bir bin kere döndüm. Kayıtları filtreledim. Bir 351 kere de burada döndüm. Oldu sana 1351. Bunun içerisinde diyelim ki işte 200 tane kaydı filtreledim. 200 de burada döndüm. 1551 kere dönmüş oldum. Toplamda 1000 tane kayıt arasından normal şartlarda şuradaki gibi davranıyor olsaydı. Ama Entity Framework bizim için buraya vermiş olduğumuz şartları da buradaki ver clauselarına bizim için birleştiriyor. Dolayısıyla veri tabanından filtreleme yaparken bunun için ayrı bir filtre, bunun için ayrı bir filtre çalıştırmak yerine bunun şartını da alıp yanına şöyle şuraya götürüp end olarak ekliyor. Tam olarak şu hale getiriyor yani. Hem bu olsun hem bu olsun diye. Şöyle kaldırayım. Şöyle bir SQL'ini görelim bunun. Çıktısını bir görelim iki şartı birden görüyor olacağım. Hem ID'sinin ikiye bölümünden kalanların sıfır olanları, tek olanları hem de e-mail adresi Gmail ile bitenleri ki toplamda 186 tane kayıt vermiş. Bakın tek sorgu haline getirmiş oldu benim için. Tıpkı şunu yaptı benim için. And bu. Şuradaki fazla oldu. Şunu kaldırayım şuradan. F5'e basıyorum. Bakın bu yine aynı şekilde çalıştı hiçbir değişiklik yok. Tek sorgu halinde çalıştı geriye dönen kayıt sayısı da yine 186 bunda da değişen bir şey yok. Dolayısıyla Entity Framework kullanıyorsanız e, birden fazla şartı bu şekilde yazabilirsiniz. Problem olmaz ama burada yazarken çekinmek isteyebilirsiniz. Önce getir bunu yap önce getir bunu yap ama e, şeyi de inceleyeceğim. Daha sonra Discord'dan duyurusunu yaparım bunun. Birden fazla ver yazıldığı zaman bunlar da burada combine ediliyor muyu? E, dene, deneyeceğim, memori testlerini yaparım onları. E, ama zannediyorum ki burada da yine bir combine işlemi gerçekleştiriliyordur. Gerçi veri tabanındaki nesneler üzerinde combine işlemi gerçekleşmiyor olabilir. E, bu tamamen list'e bağlı. Çünkü burada tulisti çağırdığımız zaman bütün bu şartlar devreye girmiş oldu. Bunlar iqueryable geriye dönüyor. Iqueryable e, adı üstünde iqueryable hani query'ye dönüştürülebilecek objeler demek bu. i enumerable'dan farklı. i elimizde listenin kendisi var aslında. Memory'de duran o listenin kendisi var. O yüzden burada birden fazla ver yazıldığında bunlar i enumerable için çalıştığından e, filtrelenmiyor olabilir. Ya yani bunlar tek bir şey haline getirilmiyor olabilir. O yüzden Entity Framework kullanıyorken iqueryable'larla çalıştığımız için verleri istediğimiz kadar yazabiliriz. Ama e, Memori üzerindeki objeler üzerinde ya da IEnumerableInterface'i üzerinde çalışıyor isek birden fazla veri bu şekilde kullanmak yerine bunları manuel combine etmek şöyle mesela daha faydalı olacaktır. E, video biraz uzadı. Yine ile ilgili aklınıza takılan başka bir soru olursa mutlaka yorumlar kısmına yazın. Bunlarla ilgili gerekli performans testlerini de istiyorsanız e, ileride yapmış oluruz. Entity Framework'te bu toList olayı çok önemli, kendi ayağımıza sıkmayalım. O yüzden bütün şartları yazdıktan sonra toList'i bir kere çağırıyor olalım ki toList çalıştığında bunların hepsi devreye girsin. Buradaki gibi bunların hepsi ayrı ayrı ele alınmıyor. O yüzden toList'i önce de yazsam sonra da yazsam fark eder gibi bir şey yok. Bunları bu şekilde toList'i en sonda sadece SQL Generation işlemi yapılacağı sırada kullanmakta fayda var. Benim bu videodan anlatacaklarım bu kadar. Beğendiyseniz videoyu mutlaka beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanala da abone değilseniz abone olmanızı beklerim. Başka videolarda görüşmek üzere.